Evet, Motomania'dan arkadaşlar herkese merhabalar. Bu ekipman tanıtımlarını hızla devam ediyorum. Şimdi Forriders'ın yeni aldığım bir çizmesini inceleyeceğim size. İlk önce nereden alabileceğinizi söyleyeyim. Yine Motomax'ten arkadaşlar. Hem de fiyat çok uygun. 299 liraya alabilirsiniz. Biraz özelliklerinden bahsedeyim size. Şimdi su geçirmez arkadaşlar. İlk başta en önemli özelliği o. O çok tuttuğum bir olay. Hakiki deriden yapılmış. Zaten yine malzeme görünce anlarsınız. Ama tabii nefes alabilir bir kumaş kullanmışlar. Bir deri kullanmışlar. O da güzel bir özellik. İçinde arkadaşlar kordura dediğimiz yine korumalı bir kumaş kullanılmış. Gore-Tex malzemeden. Kaydırmaz taban özelliği var. İşte darbe emici bir özelliği varmış tabanların yine. Şu ön taraflarda arkadaşlar görüyorsunuz akordeon kesim kullanmışlar. Bu akordeon kesim biraz hareketinizi çok kolaylaştırıyor. Reflektik bölümler var işte arkada. Yine gece parlıyor. İşte YKK fermuar kullanmışlar. Sonra tabi onun üstünde ayrıca ciltli bir şey var. Kesim var. Yani bileğinizden çıkması arkadaşlar imkansız gibi. Çok önemli bir özellik yine. Yine bakın şuralarda vites pedleri kullanmışlar. Ayakkabıya zarar vermesin diye falan vesaire. O da güzel. Gayet güzel bir özellik. İşte Impatek korumalar yapmışlar. Zaten taş gibi, Alman panzer gibi bir mont şey yani bir ayakkabı. Fiyat da dediğim gibi çok uygun. 299 liraya gibi. Hani fiyat performans açısından düşünürsek gayet ürün güzel. Şöyle bir inceleyelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir şeye. Küçük tabanına bakalım. Bakın darbe emici ve kaydırmaz bir taban kullanılmış. Gayet sağlam bir malzeme. Bakın burada yine kumaşlar kullanılmış, hareket kolaylığı sağlıyor size. Şu şekilde. Ve en önemli şey bir şey şu bilek kısmını koruması zaten. Yine bakın şurada şöyle bir cirit yapılmış. Görüyorsunuz işte çok zor açılıyor. Sonra buradan fermuar kısım var. Sonra işte ne yapılıyor? Bu cirit bir şekilde kapanıyor. Şimdi yani fiyat falan açısından düşündüğümüzde güzel bir ürün. Şimdi bunu niye kullanmalı? Biz gelelim olaya. Şimdi arkadaşlar ayak bileğimizde 27 tane kemik var. Yani vücudumuzun aslında tamire en zor bölgesi ayak bileğidir. Onu şimdiden söyleyeyim. Bakın 27 tane kemik eğer ki motosiklet kazalarında en çok insanların arkadaşlar darbe aldığı yer biliyorsunuz ayak bileğidir. Ayak kısmıdır ilk başta. Eller ve ayaklar. Yani ilk müdahale için böyle yaparız. Şimdi arkadaşlar bu 27 tane kemik olduğu için sizin bunu bir şekilde şu bilek kısmını korumanız icap ediyor. Bu da bu tarz tabii illa Forriders almak zorunda değiliz. Yani gidin başka ürünlere de bakın filan vesaire. Bu tarz bir botla mümkün. O sebepten arkadaşlar bu artık hani motosikletçilerin vazgeçilmezidir bence. Şimdi 299 lira böyle bir koruma alıyorsunuz. Ya da işte neyse kaç var 500, 600, 1000 yani bütçeniz neyse ona göre alırsınız o ayrı mevzu ama. Bu sizi işte arkadaşlar o 20 tane ayak bileğinde bulunan 20 tane kemiği koruyor. En önemli olay bu. Eğer Allah korusun başınıza bir iş geldiğinde ayak bileğinde sonra tek tek doktor doktor dolaşırsınız. 10 tane 15 tane ameliyat görürsünüz. Allah korusun tabii yani kimseye Allah yani böyle bir şey aklımızın ucundan bile geçiyor. Kimseye bir şey gelmesin. Herkesin tekeli düz bassın o her mevzu. Ama ve yaşadığınız ülkenin de farkına varın. Türkiye burası. Kaç tane doktor sizi iyileştirebilir onu düşünün. Allah korusun sakat kalırsınız. Ve dediğim gibi 27 tane ayrı kemik olduğu için iyileşmesi çok zor diyorlar arkadaşlar. Şimdi ben size bakın ayrıca başka bilgiler de vereyim. Şimdi bu ekipmanların en önemli özelliği ne biliyor musunuz aslında? Tamam koruyor o ayrı mevzu ama. Şimdi ben biraz daha böyle tıp açısından açıklayacağım size. Şimdi arkadaşlar kaza anlarında kırılan kemikleri içeride tutuyor bu. Bakın şimdi bunların en önemli özelliği o. Şimdi size şöyle izah edeyim. Allah korusun kötü bir kaza geçirdiniz motosiklette. Mesela kolunuzdan, ayağınızdan herhangi bir yerden şimdi iki türlü kırık var. Bir iç kırık, bir dış kırık var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi iç kırık olduğu zaman kemik içeride kalıyor, parçalanıyor.
Dışkırık olduğunda bir şekilde kemik etin üzerinden çıkıp havayla temas ediyor. Şimdi o havayla temas ettiği an ayva yedi işte. Ayva yediniz. Niye? Kemik hava alıyor. Tabii bir anda bakteriler şunlar bunlar hava yoluyla gelen bakteriler şey yapıyor. Hemen kemiğe ağrında arkadaşlar ulaşıyor. Ve sonra neyse siz alıyorsunuz hastaneye kaldırılıyor. Doktor onu alıyor yerine oturtuyor. Alçıya alıyor falan vesaire. Ama ne oluyor? Şöyle söyleyeyim size. O kemik 2 yıl arkadaşlar boyunca orada iltihap yapıyor. Ve kolunuzdan, bacağınızdan işte neyse bir yerden yolunu buluyor. Sürekli oradan iltihap çıkıyor. Ve iyileşmesi 2 yılı, 3 yılı buluyor. Ama bu malzemeler sayesinde kırılan kemik içeride kalıyor bir şekilde. Ve iyileşme süreciniz maksimum 6 hafta, 7 hafta civarında bir süre oluyor. Lütfen arkadaşlar bunu düşünerek bu ekipmanları giyin. Yani bu kendi sağlığınızı düşünün. Şimdi çok enteresan insanlar görüyoruz. Hatta işte onu biliyorsunuz internette, televizyonda artık işte Apache diye nitelendirdiğimiz arkadaşlarımız var. Bunlar böyle kral marka, Mondial marka motorları alıyorlar böyle 150 cc motorları indiriyorlar amortisörleri. Ön tarafa bir tane telli Türk bayrağı asıyorlar. Sonra bunların bir de böyle bu kafadan bir tane motorcu tamircileri var. Bunları 150 cc motorunu alıyor, 250 cc yapıyor filan vesaire. Silindiri genişletiyor. Bunlar bir bakıyorsun yolda canavar gibi manyak gibi bir de egzozu açıyorlar böyle. Allah yani. Şimdi üstünde ne bir ekipman bırakın yani hiçbir şey yok üstlerine. Kask dahi takmıyorlar. Şimdi bu gençlerin büyük bir kısmı ölüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların büyük bir kısmı ölüyor. Sonra işte motor kazasında öldü. Şöyle oldu, böyle oldu falan vesaire. Yani insanları da tabii ön yargılarını bu tarz insanlar bozuyor yani. Şimdi ben buradan eğer seyreden varsa o arkadaşlara ses söylüyorum. Yapmayın kardeşim, yazıktır ya. Yani gençliğinize yazıktır. Şimdi tamam biz de motora aşığız. Gerçi ben motora aşık bir adamım yani. Yani bunlar oturup aslında yeri geldiğinde 500-550 sayfa forumlarda bilgi okuyan bir tipim yani. O kadar ilgiliyim yani bu işte uğraşıyorum hobi olarak. Ama yani şimdi bu böyle bir aşk var ama yani şimdi bu aşk benim hayatımı sonlandıracak. Zaten tehlikeli bir şeyle uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar senin ne yapman lazım bu aşk ile yakınlaşmak için ekipman giymen gerekiyor. Lütfen aşağılık arkadaşlar yani şimdi bu ekipmanları illa ben bu alın diye size çekmiyorum bu videoları. Yani biraz bu bilinci oluşturmak amacıyla yani bunu 100 kişi seyretse, 50 kişi seyretse neyse ne fark eder? Yani bir şekilde evet ya bak bunu hiç düşünmemiştim. Bunu insanların aklına sokmaya çalışıyorum. Bakın bu ayakkabı için niye tanıyordunuz? 27 tane dedim. Bakın ayak bilimizde kemik var. Bu kemikler zarar gördüğü zaman bunları onarmak, bunların tedavisi çok zor. Ki Türkiye şartlarında çok ciddi bedeller ödersiniz. Çok ciddi ameliyatlar görürsünüz. Ama işte 300 yıllık bir mont sizi bir şekilde ne yapıyor? Koruyor. Şey çizme neyse işte yine sinirlendim. Lütfen arkadaşlar ekipmanları önemli. Yani bakın ben size ilk başta şunu söyleyeyim. Bir tane şöyle Sharp'tan 5 yıldızlı. Bütçenize göre bakın ben geçen de tanıttım. MT alabilirsiniz. İşte Nitro Aikido modelini alabilirsiniz falan vesaire. Bir şekilde bir tane kask alın. Güzel bir mont alın. Sonra imkanınız varsa Kevlar pantolon alın. Yoksa en azından bir dizlik takın. İyi bir eldiven alın. Yazlık ayrı, kışlık ayrı. Bir de İyi bir ayakkabı alın. En azından Allah korusun bir kaza anında sizi bunlar korur. Hayatta tutar. Yarın bir gün düşersin. Bak ne oldu? Altın elbiseden düştü. Barkın abi. Hem de iyi süratle düştüler yani. Onlar 150-160 kilometre çarptılar birbirlerine. Fuat abi öyle çarptı. Ama ne oldular? Ki üzerindeki ekipmanları siz tahmin edersiniz yani. Barkın abinin işi yani bu. Üzerindeki ekipmanların en dandikleri. İşte Alpinstar, Heingerike falan filan öyle güzel şeyler. Ki o bile bakın arkadaşlar yok kaburgası kırıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Tamam iyileşti ki Allah binler şükür. Yani o adam Türkiye'ye lazım yani bizim için. Yani motosiklet camiası için lazım bir adam. Allah ona daha uzun ömürler versin. Ama ne oldu? Bir şekilde iyileşti, kurtardı. Üzerinde ekipman olmasaydı ki o Tek 90 kotunu giymişti. Oradan da gösterdi hatta o kotu fuarda filan vesaire. Bir şekilde toler etti. Yani arkadaşlar ekipmansız olmaz. Mutlaka düzgün ekipmanlar kullanmayı gayret edin. Herkesin bütçesine göre araştırırsanız adam gibi şeyler var. Tamam dandik şeyler de var ama araştıracaksınız. İşte biz de burada insanlara yol göstermeye çalışıyoruz bir şekilde.
Ben mesela Forriders'ların ürünlerini de kullanıyorum. Başka markalarını da kullanıyorum. Bu Forriders'ın ürünleri fiyat performans açısından düşündüğünde bakıyorsun. Yani çok ciddi devasa farklar olmadığını görüyorum. O sebepten bunu tercih ediyorum. Ama siz nasıl başkasını tercih edin. Beni ilgilendirmez yani orada ne yaptınız. Ama bir şekilde bir ekipman giyin kardeşim. Yazıktır yani. O sebepten şu ayak bileği olayına çok önem verdiğim için bunu tanıtmak istedim. Bakın belki videoyu izleyen arkadaşlar abi sende de amma çok ekip. Bende mesela 7-8 tane mont var. En az bunun gibi mesela 6-7 çift ayakkabı var. En az 8-9 tane kaskım var farklı farklı. Bunların hepsini zaman içerisinde tanıtacağım size ama abi ne yapayım bu kadar şey mi olur? Olur abi niye olmasın? Yani ben bu şeye sevdalandıysam bununla ilgili bütün gerekleri bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve imkanlarımca da gidiyorum alıyorum işte koyuyorum. Şimdi bir tane böyle ayakkabı kalıp sündüre sündüre böyle mahvedesine kadar giyeceğime 3-5 çift alıyorum. Bir gün birini giyiyorum, bir gün birini giyiyorum. Hem daha uzun vadeli kullanıyorum o zaman ayakkabıları. Yıpranmıyor. Kaskları ya da aynı şey, montları da öyle. Siz de alın yani. Yani nerelerin saçma saçma paralar harcıyoruz. Görüyorsunuz. Hatta şunu da tavsiye edeyim arkadaşlar. Bu Letgo gerçekten bence bu sahibinden.com'a falan geçti bu site. Letgo'dan ikinci el ekipman da alabilirsiniz. İlla kalkıp sıfır almak zorunda değilsiniz. Açın bakın istediğiniz markanın, istediğiniz ürününü buluyorsunuz. Gidin satıcıyla pazarlık edin filan vesaire. Şudur budur benim şu kadar param var diye falan filan. Alın ya. Yani bir şekilde alın bir mont alın, bir güzel bir kask alın, bir şey alın. Madem buna biniyorsun. Mesela motoruna biniyorsan illa git şöyle güzel bir lastik al. Al yani. Bu altın kural. Ne bileyim bir Miş'ten al, Metzeler al. Pirelli, Diablo, Rosso vesaire bir şey al tak orada oraya verdiğin parayı acıma yani. Bu çünkü senin hayatını kurtaracak. İleride çünkü daha şey olabilirsiniz yani daha başınıza büyük işler gelebilir. Bunları da engellemenin şeyi var yani cahil değiliz yani. Oturacağız neyse raconu bir şekilde onu yapmaya çalışacağız. Hep birlikte. Lütfen akıllı olun arkadaşlar. Bir de şunu uyarmak istiyorum. Şimdi şu 250 cc reis mesela R25 Yaman R25 çok deli bir makine acayip gidiyor. İşte hep böyle millet şey yapıyor. Yani arkadaşlar gerekli deneyiminiz olmadan lütfen bu aletleri kullanmayın ya. Yani bakın bir iki size uyarıda bulunacağım. Bu racingçi arkadaşlar özellikle. Abi bak eğer hız mı yapmak istiyorsun? Yani öyle bir şey adrenalin bağımlısı olmuşsun. Hız yapacaksın, basacaksın filan. Ver kardeşim bak pistler var. Bak İstanbul'da yaşayanlar mesela gitsinler motoparka gidin verin parayı kıyın paranızı. Yani şu bu parayı kıyın yani. Ondan sonra git abi orada basabildiğin kadar bas. Bak adamlar ondan zorunda yok tulum gidiyor şunu basıyorsun. Bak orada adam kaza geçiriyor hiçbir şey olmuyor. Ama bak ne yapıyorlar millet otobanlarda gidiyor 280 290. Ulan hem başkalarının hayatını risk atıyorsunuz. Hem kendi hayatınızı risk atıyorsunuz. Yapmayın kardeşim ya. İstiyorsan bu kadar hız meraklısıysan git altındaki alet basıyor da bunu son tapek az kullanmak zorunda değilsin. Bunu şimdiden uyarıyorum. Lütfen bakın uyarımızı dinleyin. Her hafta bir arkadaşımız ölüyor ya. Her hafta görmüyor musunuz? Face'e koyuyoruz olsa millet Allah rahmet eylesin de bir hafta sonra esamen kalmıyor. Öldü gitti işte senin ailesi yazık böyle bir ailesini de öldürüyor aslında adam. Şimdi sen düşünsene evladın ölmüş. Hayat sana ne olur? Yemek yesen ne olur? Televizyonda dizi seyretsen ne olur? Tatile gitsen ne olur? Hep içinde işte o acıyla yaşayacaksın yani. Yazıktır ya. Bunu yapmayın. İkincisi bu aralardan çok böyle artık böyle iyice böyle nasıl söyleyeyim ya sanki böyle meslek edinmiş hani işin ne abi? Aralardan giderim falan hani gibi böyle meslek edinmiş gibi böyle giden tipler var. Böyle son sürat gidiyorlar. Arabaların böyle aynasına böyle milim geçiyorlar falan vesaire. Abi bak bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin. Bir sene bir şey olmaz, 2 sene. 3. sene o kapı açılır yani. Birisi o kapıyı açar. Ondan sonra dan diye bir girersin kapıya. Zaten adam gibi ekipmanın da yok. Ondan sonra adama niye kapı? Açar abi adam üstüne ateş düşmüştür, bir şey vardır. Şimdi bilemezsin ki insan halini. Dünyanın bin türlü hali var. Kavga ediyordur içeride. Kadın iner arabadan bir şey yaparsan sana mı göre ayarlayacak adam şeyini? Lütfen bu kadar hastalık derecesinde böyle yüksek süratte özellikle aralardan gitmeyin ya. Ya gideceğiniz yere bir 10 dakika 15 dakika geç varın ya da lütfen daha yavaş gidin. Yavaş giderek yavaş sürerek ilerleyin.
Yoksa o olasılığı düşünün arkadaşlar. O kapı bir açılır. Bakın gene geçen sene hatta o İdris miydi neydi bir tane sanatçı öldü ya 5-6 ay önce işte. Kapıyı açmış adam İstanbul'dan. Dan diyor adam bir giriyor. Ölüyor. Şimdi bir de size şunu da söyleyeyim. Bu ekipmanlar şunlar darbeyi azaltıyor arkadaşlar. Şimdi sen mesela 200 kilometreyle git mesela kaza yaptın. Dan diye bir yere vurdun. Ne oluyor biliyor musun? O basınçla o enerji çünkü bir yerden çıkacak yani. O basınçla senin iç organların mahvoluyor ilk başta. Mesela bak İzmir'de bir arkadaşımız işte motor hakimiyetini kaybetti. Karaburun'da şeye çarpmış, söyle verdin, kayaya çarpmış. Çocuk orada anında vefat, boynu kırılmış, vefat etmiş. Ama doktorlar otopsi yapıyorlar. Diyorlar ki boynu kırılması da yaşamayacakmış zaten. Neden? İç organları o çarpmanın etkisiyle, o basınçla zaten parçalanmış iç organları. Yani bunu düşünün arkadaşlar. Yani siz Terminatör değilsiniz yani. Ya böyle bir şey olmaz ya falan filan. Olur abi olur yani. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Motor kazalarının büyük bir kısmı böyle eve yaklaştığında oluyormuş. Bu da ayrı şey ayrı bir konu. Hani herhalde şey oluyor. Hani tamam artık geldik yani filan vesaire deyip motor hakimiyetimizi herhalde biraz kaybediyoruz. İşte o bakışımızı şunumuzu tak diyor orada kaza alıyormuş. Bunu da antır parantez söyleyeyim. Yani gözünü seveyim ekipman alın. Güzel monttur, kastır vesaire artık yani 50 kez söyletmeyin bize bunları. Lütfen adam gibi yani bu işi bir işi yapıyorsanız lütfen hakkını vererek yapmaya çalışın. Mümkün olduğunca, imkanlarınızca. Bak ne dedik? Videoya çektik. MTK'sı tanıttım size. 2000 lira da var 5 yıldızlık al. 300 lira da var kardeşim. Git 300 liralık kask al yani. Anlatabildim mi? Sonuçta gene bir koruma sağlıyor. Adam herhalde 5 yıldız verirse vardır bir bildiği yani. O sebepten lütfen arkadaşlar bu tarz şeylere dikkat edelim. Daha düzgün sürelim. Hepimizin tekeri düz basar inşallah. Ama ekipmansız motorcu olmaz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Saygılar.